Manavgat yollarındayız ve Manavgat'a yaklaştık. Manavgat yol güzergahı. Sabah yeni yeni olmakta. Güneş yeni yeni doğmakta. Maraş dönüşü Manavgat Antalya arası. Şu anda Serik yollarındayız. An itibariyle bugün 9 Ağustos 2012. Gördüğünüz gibi yollar gayet güzel. Çevre gayet bakımlı, yeşillik. Ne? İleride oteller zinciri var görülebildiği kadarıyla. Çevremiz gayet yeşil bitki örtüsüyle donanmış. Yol güzergahı böyle. Serik yollar üzerindeyiz şu anda. Alanya'yı geçtik, Antalya'ya doğru geliyoruz. Maraş, Antalya arası. Yol güzergahımız biraz sonra Antalya'da sonlanacak. Aşağı yukarı 1 saate yakın. İleride de Serik göründü. Gördüğünüz gibi tamamen ziraata açılmış Manavgat. Serik arası yollar. Çok yeşillik ve bol bereketli verimli topraklara sahibiz. Bahçeler, tarlalar, narenciye bahçeleri, gördüğünüz gibi nar bahçeleri, yani her türlü narenciye burada bol miktarda yetişmekte gördüğünüz gibi sayın izleyiciler. Ağaçların kalitesi, verimi buralarda çok fazla. Narenci ve sebzecilik açısından en güzel yerler buralar. Sanayi de gördüğünüz gibi ileride camakanlar var. Camakanlarda da çeşit çeşit sebzeler. Hatta bazı küçük çaplı meyveler yetiştirilmekte. Her yer yeşil. Cennet burası olsa gerek. Serik'e de yaklaştık. Bundan sonra arka çekimlerimiz Serik yol güzergahına ait olacak. Burası Manavgat yol güzergahı üzerine diyelim. Bölümlendirmek açısından bu şekilde ayarlayalım durumu.
Boğaz'da Serik Antalya arası yol güzergahı. Gördüğünüz gibi buralarda mısır tarımı bol miktarda yapılıyor. Tahıl ve narenciye. Tahıl tarımı çok yapılıyor. Yani buralar gerçekten bereketli yerler. Türkiye'nin en bereketli topraklarına sahip bu aralar. Alanya, Serik arası, Finike arası. Dünyanın en güzel narenciye ve sebze yetiştiren yerleri. Burada gördüğünüz gibi yine seralar her yeri kaplamış durumda. Sera olmayan yerlerde yine mısır tarımı, yine ufak tefek tarım işleri yapılmakta. Sanayiyle iç içe bir yaşam burası. Burada gerçekten bir yandan da iyi değil sanayinin buralara girmesi. Tasvip edilmeyen bir durum. Buralar tamamen tarıma bırakılsa ve gördüğünüz gibi şu muz bahçesi, muz tarımına ait bir yer. Yani her şey burada yetiştiriliyor. Bol miktarda mısır ekilmiş. Gördüğünüz gibi eskiden burada çok pamuk ekilirdi fakat pamuk şu anda revaçtan düştüğü için diğer alternatif üretim kaynaklarına dönmüş insanlar. Burada gene pamuk var. Mini miktarda, az miktarda pamuk görünüyor şu arada. Ekrana takıldığı kadarıyla. Bol verimli topraklara sahip buralar. Yeşillik alabildiğince yine yeşil. Orta ve İç Anadolu bölgelerinde böyle durumlara rastlamak bu ekosisteme, çevre doğal yapısına mümkün değil oralarda bu kadar yeşillik. Kıraç topraklar hep genelde kuru tarım. Buğday, arpa cinsi şeyler yetişir ama burada her şey yetişiyor. Sayın izleyiciler, gördüğünüz gibi burası Antalya Havaalanı. Uçaklar böyle. Bak gördünüz, uçak havalandı. Göremedik. Aşağı yukarı büyük bir havaalanıdır burası. Yaklaşık geldik sayılır. Böylece Maraş yolculuğumuz bitmiş durumda şu an. Çekebildiğimiz kadarıyla gündüz gözüyle bazı bölümlerini size aktarmak durumunda kaldık. Çerpes Deve adına sizlere iyi günler dilerim.